Gençler nasılız? İyi miyiz? İyiyiz. Kitap okuyoruz değil mi? Muhteşemsiniz. Şimdi biz de muhteşemiz ama birazcık kalbimiz kırık çünkü biliyorsunuz normalde TÜYAP zamanlarımız yaklaşıyor. Ama olsun, bütün yayıncılar hepimiz hep birlikte kitapları basmaya devam ediyoruz ve çok sağ olun, siz de deli gibi okuyorsunuz. Neden böyle söylüyorum? Çünkü bu arkadaşlar var ya, bu süper arkadaşlar, Cam Şato serisi, işte Küller ve Kanatlar ve Güller Sarayı serisi reprintler alıyor. Tekrar baskılar geliyor. Çok teşekkürler. Korsan okumadığınız için de ayrıca bütün yayın evi olarak, bütün sektör olarak size, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi çok güzel bir haber. Biliyorsunuz korku klasiklerimiz var. Korku klasiklerimizde çok sağ olun tekrar baskılar geliyor. Çok güzel yeni başlıklar da hazırlıyoruz. Şimdilik onlar sır. Ama çok ilginç korku klasikleriyle devam edeceğiz. Çok daha az bildiğiniz korku klasikleriyle. Ama dedik ki hep birlikte konuştuk. Değil mi hocam? Hep evet. Birlikte oturduk, konuştuk. Dedik ki klasikleri, bilim kurgu klasiklerinde tekrar muhteşem çevirilerle, muhteşem kapaklarla, gördüğünüz gibi. Serkan'a da buradan çok teşekkürler. Çıkartalım. Neden klasikler? Her zaman bunu soruyoruz birbirimize. Hep klasikler neden okunuyor? Çünkü bir kere daha bu kitapların edisyonunu yaparken fark ettim. Çünkü klasikler her 5 senede bir, her 10 senede bir okura bambaşka bir şey söylüyorlar. Bunu fark ettim. Bizden başlamak istiyorum. Zamiyetin'den başlamak istiyorum. Zamiyetin bu kitabı 1920 yılında yazmış. Belki de ilk modern distopyalardan bir tanesi ve ne zaman yazmış biliyorsunuz. Çarlık Rusyası yıkılıyor, ondan sonra komünist devrim yapılıyor ve o sıralarda yazmış. Ve o kadar öncelemiş ki tarihi, işte diktatörlüğün her ne şekilde olursa olsun insanlığa vereceği zararı çok muhteşem bir şekilde bizde, yani biz olmanın aslında sınıfsal eşitliği getirirken benlik duygusuna nasıl zarar verebileceğini ve yönetimin ne kadar aslında dünyadaki bütün yönetimlerin nasıl dikkat etmesi gerektiğini bize söylüyor. Ve 2020 yılında, tam 100 yıl sonra, bizim için çok değerli. Gerçekten bunu tekrar günümüzü düşünerek tekrar okumanızı çok isterim. Çok iyi bir çeviri ve Rusça aslında. Bu çok çok önemli. Rusça orijinal metin nasılsa, hatta noktalama işaretleri bile elimizden geldiğince korunarak. Çünkü burada 26. yüzyılda geçiyor ve bir mühendisin not defterini okuyorsunuz. Ve bir mühendisin nasıl değiştiğini, kafasının nasıl matematikle, ortak akılla nasıl karıştığını, aşkta nasıl yol bulduğunu, sonunu söylemiyorum. Sonunda da çok şaşıracaksınız. Muhteşem şeyler söylüyor bize Zamiyet'in. Ona kulak verin. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bu da küçük bir dedikodusu, hepimizin bildiği. Rusya'da bu kitap 68 yıl boyunca okunmadı. Yani bundan çok kısa bir süre önce okunmaya başlandı. Bu da ilk basıldığı dil İngilizce. Yani Rusça yazılmış bir metin aslında. Bunu da söylemek isterim. Sonra İkincimiz zaman makinesi. Her şeyi hepimiz biliyoruz, çok da seviyoruz. Milyonlarca hala çok sevilen okuru var, seven okuru var. Çok güzel filmleri de çevrildi. Ama zaman makinesi biliyorsunuz bir çığır açtı 1800'lerin sonunda. Ve o da bu kitapta 8000'leri anlatıyor ve biraz önce dediğim gibi Welsh bize diyor ki, sonrasında Welsh zaten fantastik bilim kurgunun dışında büyük bir tarihçi, sosyolog, bilim insanı, düşünürü, sosyal bilimlerde bir düşünür, büyük bir düşünür. Bize şunu diyor zaman makinesiyle. Çok dikkat edin arkadaşlar, gençler, çok dikkat edin. Çünkü dünya gelecekte muhteşem bir geleceğe doğru gitmeyebilir. Gelecekte tıpkı bu kitaptaki Eloy'ler ve Morlock'lar gibi sadece zenginler ve yoksullar, yoksul canavarlar ve zengin ama saf, hiçbir şeyden anlamayan zihinlere dönüşebilir. Yine aynı ana fikirle birlikte muhteşem bir yapıt olduğunu düşünüyorum. İşte bu yüzden tekrar tekrar hepimiz bilim kurgu klasiklerini tekrar okuyoruz, tekrar okuyun diyorum. Sizi çok seviyoruz ve muhteşem... bir şey daha söyleyebilir miyim Çiğdem? Elbette. Muhteşem bilim kurgu klasiklerimizin çok güzel başlıkları var ama bir şey daha var. Çizgi roman klasikler gelecek. Bizi izlemeye devam edin. Çok özür dilerim. Muhteşem bir haber vermeyi unuttum. Çiğdem söyledi şimdi. O yüzden tekrar başlıyorum. Arkadaşlar,
Hiç merak etmeyin, yorumlarınızı okuyorum. Muhteşem bir yayın evi olduğumuzu biliyorum. Ve bana dokunmanın beşincisi Shatter mi geliyor? Sakin olun, Mafi ile biz konuşuyoruz. Okey, şimdi de şeyi söylüyorum. Tabii ki Titan 4 geliyor. Kehanet, unutmayın, Prophecy, hepsini şu anda çalışıyorum bu arada. Diyorsunuz ki şu an çalışıyor diyorsunuz, ondan sonra çıkmıyor diyorsunuz. Çünkü işte kapağı olmuyor, bir problem oluyor falan filan. Ama hiç merak etmeyin, Aralık'ta, Kasım'da elinizde. Tamam mı?